Mavi köşede Mesut Arif. Benim ismim Mesut Arif. Yeni gelmedik, yeni geldik. Antalya'dan geliyorum. Bayram mevsiminde. Yarın güzel bir show izleyeceksiniz. Horosiklette ikinci yarı final karşılaşmamıza, ikinci eleme karşılaşmamıza geçiyoruz değerli izleyenler. Ferit Göktepe finale yükselmeyi başardı. Kendisinin finaldeki rakibini Tepelik'te belirleyeceğiz. Değerli sporcular, ilk sonraki karşılaşmanın sporcuları bu esnada hazırlıklarını tamamlamış olsunlar ki hakem arkadaşlarımız, değerli üyelerimiz de bu esnada sizleri bekliyor. Çünkü mesela bir sonraki karşılaşmamız Ramazan Rakimov ve Emrah Ertak'ın karşılaşması olacak. Sporcularımız hazır beklerlerse bütün organizasyon adına çok daha iyi olacak. Ali Hikmet Fürekçi'den sıradaki sporcuları da uyarılar geldi. Şimdi bakalım Ferit Göktepe'nin finaldeki rakibi kim olacak? İlk Pro Lig'de 61.2 kilonun şampiyonu Muhammed Mert Savaş'tı. Türkiye MMA Federasyonu'nun sıralamasında da 17 puanla zirvedeydi bu organizasyona kadar Muhammed Mert Savaş. Ancak tabii ki ilk Pro Lig'de katılım göstermeyen Ferit Göktepe, ki kariyerli bir sporcu olduğundan bahsettik zaten. İkinci Pro Lig organizasyonunun ilk maçında Muhammed Mert Savaş'ı mağlup edip adını finale yazdırmayı başardı. İkinci maçımıza geçeceğiz. Ferit Göktepe'nin finaldeki rakibini belirleyecek müsabaka Mesut Arif ve İzzet İlyaslı arasında. Kariyerinde bir profesyonel maçı var. Mesut Arif'in 2019 yılının başında FFP 8 Rusya Türkiye'ye karşı organizasyonunda oktagona çıkmış. O mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı ikinci profesyonel maçında. Mesut Arif! Ve rakibi kırmızı köşede İzzet İlyaslı. Ve İzzet İlyaslı geliyor. Pro Lig'de finale yükselmeye çalışacak. Ferit Göktepe tabii ki hem ciddi bir kariyerle buraya geldi hem de ilk maçının ilk roundunda son şampiyonu mağlup etmeyi başardı. Elde biraz belki favori çıkacağını söylemek mümkün olabilir. Ama Pro Lig'de böyle bir turnuvada her an her şeyin de olabileceğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Hakikaten Türkiye MMA Federasyonu'nun büyük özverisi ve çabasıyla birlikte sporcuların Sherdog kayıtlarının da yapıldığı, profesyonel kariyerlerinin de geliştiği bu organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Tüm Türkiye MMA Federasyonu ekibine de buradan selamlarımızı tekrar iletelim ve Ali Hikmet Kürekçi'ye bırakalım mikrofonu. İzzet İlyaslı ve Mavi Köşe'nin yanındayız. Kimura BGG Spor Kulübü sporcusu antrenörü Onur Mustafa Tecimer.
Profesyonel kayıtlara göre bir maç, bir mağlubiyet. 29 yaşında, 61.2 kilogram ağırlığında, 1.70 santimetre boy uzunluğunda The Wolf, Mansur Arif. Ve rakibin kırmızı köşede antrenör Halim Amir, Seven Training Fight Club sporcusu. Profesyonel kayıtlara göre ilk maçı 29 yaşında, 61 kiloda, 1.68 santimetre boy uzunluğunda Türk sporcu İzzet İlyaslı. Bu karşılaşmanın hakemi Fırat Gök. Bu karşılaşmamızın da hakemi Fırat Gök olacak. Mücadele başlıyor. Hakikaten tüm federasyonumuza emeklerinden dolayı teşekkürlerini ilettik. Hakemlerimiz ve katmenlerimiz de dünyada birçok organizasyonda görev almaya devam ediyorlar. Onlara da ayrıca buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Güçlü başla. Ve Horosiklet'te ikinci yarışmada karşılaşmamıza başlayalım. Mavi köşe Mahsud Arif, kırmızı köşe İzzet İlyaslı. İzzet'ten güzel bir sağ geldi. Stavito rakibinin ayakta net isabetler bulmayı başardı sağıyla özellikle Mahsud Arif şimdi. Takedown denemesinde bulunuyor. Onu da iyi savuşturdu. Mahsud Arif dizlerini kullanmaya çalışacak. Mahsud İzzet'i iyi savunuyor kendini. Ayakta kalmayı başardı. Evet, sol ayağını atabilirsin bak. Arkadaşlar. Antrenörlerimizden tabii ki. Çok net talimatlar var. Güzel bir diz çıkardı Mahsud. İzzet gayet soğukkanlı. Karşılamaya devam ediyorum. Bu pozisyonlar tabii ki çok yorucu pozisyonlar. Şu anda İzzet İlyaslı tüm gücüyle rakibinin vücut ağırlığını taşımak zorunda. Sırtı kafeste olmasına rağmen ciddi bir enerji harcıyor şu anda. Kas gücü konusunda ciddi bir kuvvet harcamak zorunda, enerji harcamak zorunda. Yani her ne kadar durağan bir pozisyon gibi gözükse de bir daha hatırlatalım. Gerçekten içinde bulunması çok zor boğuşmalar bunlar. Mahsud Arif zorlamaya devam ediyor. Tek almayı başardı, elini birleştirdi. Tam soluna doğru çek, soluna doğru. Rakip yer aldı en sonunda, ciddi bir uğraş verdi. Yaklaşık 1,5 dakikadır tek damçı uğraşıyor. İşte tekrar ayaklarını yere bastı. Bir daha maçın başında ayaktayken sağıyla bulduğu isabetler sonrasında maçın biraz daha yerde gitmesini istiyor. İzzet şu anda kendini savunma çabasında darbe almak için müsait bir pozisyonda. O yüzden dönmeye çalışıyor görüyorsunuz. Mahsud tek damla tam anlamıyla hala bitirebilmiş rakibini, tam anlamıyla yere alabilmiş değil. Maçın geri kalanını da çok etkileyecek bir pozisyon bu. Eğer maç uzarsa yorgunluk açısından, kondisyon açısından, özellikle anaerobik kondisyon açısından. Kafanı içeriye alabiliyorsan al. Oktagonun kenarında tek down mücadelesi devam ediyor. Şimdi sporcular ayrıldılar. Ayakta bakalım İzzet İlyaslı en başta gösterdiği başarıyı gösterebilecek mi? Dizine gitti rakibin üstüne Mahsud Arif yerde. Hemen üstüne gitti. Hammer fistler yağdırıyor. Fırat yok yakın pozisyona Mahsud kendini savunma çabasında ama üst üste hammer fistler geliyor. Full guard'tan darbelere devam. Fırat Hoca araya giriyor. İzzet İlyaslı finalde. İzzet İlyaslı finale yükselmeyi başarıyor. Ayakta iyi olduğundan bahsetmiştik. Maçın başında bunu gösterdi zaten. Ciddi bir çaba sarf etti. Takedown pozisyonundan kurtuldu. Ardından da Mahsud Arif'i nakavt etmeyi başardı.
yine muhteşem. Fair play dolu görüntüler İzzet. Rakibi biraz kendine geldikten sonra yata gitti. Hakemler iki sporcuyu yanına çağırıyor kararı açıklamak için. Ve bu mücadelenin kazananı birinci round, üçüncü dakikanın dokuzuncu saniyesinde TKO ile Kırmızı Köşe İzzet İlyaslı. İzzet İlyaslı karşılaşmanın galibi ve böylece Eurosiklet'te final maçımızda belli oldu. Ferit Göktepe finalde İzzet İlyaslı ile karşı karşıya gelecek.